Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle biraz sos hazırladım. Su, süt, sıvı yağ, yumurta. Dördünü bir karıştırdım. Bu burada böyle sos oldu. Kıyma vardı, bir parça onu kavurdum. Ve burada da yırtık yufkalarım vardı geçen haftadan kalma. Şöyle göstereyim, yırtık yufkalar. Bunları böyle bir yalancı su böreği yapacağım arkadaşlar. Bu onu bizim çocuklar iyi seviyor, güzel oluyor. Ondan yapacağım. Bir tepsi dedim, yapayım dedim. Akşama misafirim gelecekmiş. Hem dedim artarsa dedim çayın yanında misafire de çıkartırız arkadaşlar. Hemen elimi yıkayayım. Ben başlayayım. Şöyle. Gel kızım, bundan ele gel. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle karıştırayım. Yani çömçeyi de içine şey yaptım. İçim de burada hazır. Onu da göstereyim. Şöyle biraz yağlı oldu ama. O da aslında şeyden yağ şey oldu, ondan oldu. Elimden kaçtı yani. Bir anlık dalgınlıkla. Buna sos sürmeden arkadaşlar şöyle. Yok yok. Öbürü sana atayım o zaman. Öbürü hangisi? Ya öbürü şöyle sütçü geliyor ama inekler yok olması. Ama biraz onu şeye ayrı koy. Ayrı koyarım onu. Zeytini oraya koy onu. Oradan ha. Şey olsun. Gitsin. Tamam. Bit düşmüş ya. Patatesim geliyor adam mesela. He, süt ister kemi. Sütümün şey olmaz. Bunu da vereyim. O tarhana. Yani. Anlayın neyse. Hı. Ondan yine sana mı gitti onlar? Yok yok. Ne sanayisi? Mustafa'nın ayağını pansuman yaptırmaya gittiler. Ha orada kızım o. Aslında açıyı daha şey almam lazım ama geniş almam lazım ama arkadaşlar anca bu kadarlık şey yapabiliyorum. Çubuk anca o kadarlık. Biraz un vardı arkadaşlar. Geçen bir yerden aldıydım. İndirime düşmüştü. Aldıydım. O da sıcaktan. Buranın sıcağına ne dayanıyor ki ne? Hiçbir şey dayanmıyor buranın sıcağına. Bit düşmüş içine. O kadar bit düşmüş ki ne? Hem de nasıl? Ben onu bile anlamadım zaten. Un mu bayattı? Yoksa benim evde mi öyle oldu? Benim ev zaten sıcak. Her türlü sıcak benim ev. Kışın herkesten önce sobayı kurarım. Yazın herkesten önce klima çalıştırırım. Millete bakıyorum klima çalıştırıyor mu diye ilk önce. Ondan sonra ben çalıştırayım diyorum. Milletle beraber çalıştırayım diyorum. Yok olmuyor. Bir odam olacak. Soğuk hava deposu gibi. O odaya da erzaklarımı, her şeyimi, turşumu. Ondan sonra böyle kuru erzaklarımı. Aa, şimdi korkumdan bulgur alamıyorum. Mesela bir torba bulgur alacağım 25 kilo. Alamıyorum korkumdan. Niye derseniz hava sıcak. Kurtlanır. Hemen kurtlanıverir. Sütçü var bir tane köyden gelen. Onun biraz bit düşmüş işte. Onu dedim bir şey yapayım. Şey olsun da ne onun adı biti geçsin de üstünden. Şey yapak. Adama verek. Adam bari ineklerine yem olarak verir. Ambulans geçiyor, ambulans geliyor, dot dot diyor, kornaya basıyor, öndeki yol vermiyor. Üstelik motor ambulansın geldiğini de görüyor, daha ambulansın önüne geçiyor. Ambulans artık hızlı yavaşlamak zorunda kaldı. Böyle ne kadar duyarsız insanlar var. Yani o ambulansın içindeki sizin ailenizden biri de olabilir. Bol soğan arkadaşlar, hemen hemen yani aslında ben soğan yapacaktım. Şey olmadığı için sonra dedim... Bir tanıdık vardı. O dedi ki ne soğan şey yaparken
Böyle yaparken dedi, içine dedi kuyruk yağı da koy dedi, güzel oluyor dedi. Onun için ben şey yapacaktım. Temiz mi kızım? Yani güzel. Aman ne yapacağım? Bir şey olmaz. Kuyruk yağı koy deyince işte ben de baktım kıyma da var. Uf, kuyruk yağım yok. Kuyruk yağımı kayboldu bir gitti benim. O kurban da bana bir yerden kuyruk yağı gelmişti. Ben çektirdim onu. Ama kayboldu gittim kuyruk yağı. Arkadaşa söyleyeyim o günü. Abla diyor kim götürücü ki ne diyor kuyruk yağını diyor. Vallahi canım dedim bilmiyorum dedim. Kuyruk yağı dedim öyle kayboldu gitti dedim. Çünkü biliyorum çektirdim eve getirdim. Tezgahın üstünde poşetledim. Biri fos ciğer vermişti. Onu da çektirdim. Onunla beraber poşetledim ayrı ayrı. Fos ciğerler burada. Götürecek olan fos ciğeri götürür. Ama kuyruk yağları yok. Artık çıkarsa her bir yerden nereye koyduysak bilmiyorum da. Biraz yağlı oldu ama bir şey olmaz. Nasıl oldu kızım içi? Güzel görünüyor. Yapayım da iyi. Ha bir de arkadaşlar şimdi ben bazen diyorum ya işte Rümeysa'm istedi, Mustafa'm istedi, Abdullah'm istedi. Arkadaşlar Abdullah pek evde durmuyor. Niye durmuyor derseniz Abdullah gece çalıştığı için akşama kadar yatıyor. O gün de mesela zaten sorar ne pişiriyorsun anne diye. İstediği bir şey olursa zaten söyler. Mesela bugün evdeydi, izinliydi. Akşam dedi ki ne bir tost yaparsın artık dedi. Ben dedim ki ne olurum dedim. Vallahi sucuk da yok, kaşar da yok dedim. Tamam kalsın o zaman dedi. Sonra aklıma geldi. İki tane sucuk ayır dedim Rümeysa'ya pizza için. Şimdi diyeceksiniz ki gene Rümeysa. O pizzayı sevdi. Öbürleri de seviyor pizzayı aslında. Onun için ayır dedim. O aklıma geldi. Dedim bari onu şey yapayım. Onun sucuğunu çıkarttım. Geçen de bir tane peynir aldıydım. Künefe için. O peyniri de künefeyi de bin türlü yapmak kısmet olmadı. Onun için dedim ki ne o peyniri de kullanayım aman sonra. Dedi ki ne ben gene alırım sana dedi. Hatta sabah dedim tatlı için al dedim. Oğlum onu dedim. Dedi ben gene sana alırım dedi. Yövmeyim aldığında dedi. Tosti de istedi mesela bugün Abdullah. Kalktım sabah kahvaltıda tost yaptım. Bir tane, hatta bir tane kendine bir tane ablasına yaptım. Ablası fazla yemediği için. Kendi ablasınınkinin üstünden de yedi. Çünkü o kadar acıkmıştı ki acımdan öldüm dedi. Fırında saat 8-8.30'da yapıyorlar kahvaltıyı. O sebzelikte poşette kızım yufka vardı. Onu da bana versene anne. 3-4 tane verirsen getir. Bu yufka şey pazardaki yufka arkadaşlar şey ufak olduğu için çabuk şey oluyor hani. Parçalanınca da. Aslında soda katacaktım da benimkiler Mustafa içtiği için sodayı soda moda kalmamış. 3 tane koydum şuraya. Geri kalanı da başka zaman yine börek yaparım. Bir tane daha ver. Heh. Öbürünüzü geri koy. Bunları o gün pazardan torladım, topladım, aldım. Oğlan dedi ki, abla bayağı var dedi, alacağım mı dedi. Kaç tane var dedim. Hemen hemen 12 tane miydi, neydi? Var dedi. Ben de dedim ver. Bizimkiler dedim seviyorlar böreği dedim. Aldı. Hatta param yetmedi. 15 lirası kaldıydı. Abla dedi ben şey yaparım dedi. Onu kaldırsana kızım. Tencereye kaldı. Şuraya koy. Haftaya veririm dedim. Tamam abla dedi. İlk önce gönlü yok gibiydi. Sonradan tamam dedi. Bu hafta da götürdüm verdim mesela parasını. Onun için işte mesela Rümeysa istiyor. Rümeysa'nınkini de okula giderse içime batmasın diye onun istediklerini yapıyor. Mustafa ne isterse onu yapıyor. Benim çocuklarım zaten biri neyi seviyorsa öbürü de onu seviyordur muhakkak. Yani birinin sevip de birinin sevmediği bir şey yok. Mutlaka o da onu seviyor.
Gelinişi mesela Meysa istediydi. Üstüne dökmeyeceğim arkadaşlar. Üstünün şeyi yeterli. Ben bunu bir ısıtayım. Güzel de bir pişireyim arkadaşlar fırınımı. Şöyle pişireyim. Sonrasında tekrar görüşelim canlarım. Şöyle bir bakın, hala mis gibi oldu. Neyse arkadaşlar, telefonumun şarjı bitiyormuş. Onun için kulaşını açamadık da şuradan hiç kesseydim. Dur bir dakika. Şey olduğundan tahta biraz eğri. Vallahi var ya, mis gibi kokuyor ha. Bak bu tarifimi mutlaka deneyin. Çoluğunuz çocuğunuz. Sevap bacım, oğlun askerden gelecek Allah izin verirse. Bu tarifi mutlaka dene. Oğlancağız yesin. Oğlan da mübarek nasıl zayıflamış öyle. Askere gidince sağ ol. Askere giden herkes zayıflıyor zaten. Ama o şey böyle tam kendine gelmiş oğlan yani. Komşularında bir sanki var herhalde. Hani az bekleyip şey yapsaydın. Sıcak. Sen bekleseydin az. Hele bakın, hele bakın. Hele bakın. Bakın altına bakın. Biraz yağlanma. Yapacak bir şey yok, o kadarlık da oluyunca. Kızım bu biraz soğusu mu netsin ya. Üf, çok elim yanıyor. Arkadaşlar, böreğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Rümeysa da salatalar yaptı, hazırladı burada. Görüşmek üzere.